Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte yine hikaye diyarının kapısını açacağız. Bakalım bugün hangi güzel kelimeyi öğreneceğiz. Çünkü en güzel kelimelerin serisinden devam ediyoruz bugün de yine. Hazırsanız kapımızı açalım mı? Hadi bakalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hikaye diyarına gideriz biz. Az gideriz, uz gideriz. Dere, tepe, düz gideriz. Tepelerden yüksek sesli bir rüzgar sesi istiyorum. Yel gibi gideriz çocuklar. Derelerden nasıl gidiyorduk? Şimdi daha yüksek sesli. Hazır mısınız? Sel gibi vardık hikaye diyarının kapısının tam önüne. Kapımız kilitli. Anahtarlar nerede? Hazırsanız anahtarları. Hadi bakalım kapımıza takalım. Benim anahtarım hemen yanı başımda. Bugün kapıyı açarken şıngır şungur diyelim. Hazır mısınız? Ben şıngır sesini nefimle çıkarmak istiyorum. Siz de ayaklarınızla veya ellerinizle ses yapabilirsiniz. Hazır mısınız? Şıngır. Şıngır, şıngır, şıngır. 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 Evet, hikaye diyarının kapıları sonuna kadar açıldı. Bakalım bugün hangi hikaye bizi bekler? Hikaye kahramanımız hangi maceralara girecek? Hazırsanız hikaye sandığımızda hangi hikaye var bakalım. Bugünkü hikayemiz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıma hazırlanmış Benim Güzel Kelimelerim serisinden Maşallah hikayesi. Maşallah'ın yazarı Sema Çelem. Resimleyeni ise Nur Dombaycı. Bakalım ne demekmiş maşallah anlamını öğrenelim. Hikaye kahramanımızın ismi biliyorsunuz Erdem. Erdem her sabah gözünü açar açmaz "Anne, bugün günlerden ne?" diye soruyordu. Annesinden cevabı alınca "Karne gününe şu kadar kaldı." diyerek sabırsızlanıyordu. Cuma gününün bir an önce gelmesi için dua ediyordu. Sonunda beklenen gün geldi. Bütün arkadaşları gibi Erdem de ilk karnesini aldı. Karne yıldızlarla doluydu. Bu güzel karneyi evdekileri göstereceği için çok heyecanlıydı. Okulda karnesini bir an olsun elinden bırakmadı. Sonunda eve gitme vakti geldi. Öğretmenleri Erdem'i ve arkadaşlarını tek tek öptü. Ayrılırken hepsine "İyi tatiller çocuklar, güzelce dinlenin, sağlığınıza dikkat edin. İki hafta sonra görüşmek üzere Allah'a emanet olun" dediler. Erdem ve arkadaşları öğretmenlerine el sallayarak okuldan ayrıldılar. Erdem okul servisinden indi. Bahçe kapısından komşu teyzeyi gördü. "Hoş geldin delikanlı, karneni de almışsın, hayırlı olsun" dedi teyze. Erdem hemen elindeki karneyi komşu teyzeye uzattı. "Maşallah, maşallah, ne güzel pırıl pırıl yıldızlarla dolu bu karne" dedi teyze ve Erdem'in başını okşadı. Eve girince "İşte karnem" diyerek herkese tek tek gösterdi. Annesi "Maşallah oğluma" deyip Erdem'e sıkıca sarıldı. Babaannesi ve dedesi de "Maşallah torunumuza, Allah seni bütün kötülüklerden korusun" diye dua ettiler. Erdem çok mutlu oldu. Ayrıca evde onu güzel bir haber bekliyordu. Öğretmen olan dayısı tatil olduğu için onları ziyarete gelecekti. Erdem sevinçten havalara uçtu. Dayısını çok özlemişti. Onu çok severdi. Üstelik dayısı ve yengesinin yeni doğan bebeklerini henüz görmemişti. Annesi misafirleri için mutfakta hazırlık yaparken Erdem onu soru yağmuruna tuttu. "Anneciğim, saat kaçta burada olurlar? Onları karşılamaya babamla birlikte ben de gidebilir miyim? Bebek büyümüş müdür anne? Kaç gün kalacaklar bizde?" "Meraklı oğlum benim, maşallah sana. Dayını ne çok seviyorsun. Şimdi biraz müsaade et.
şu işimi bitireyim, hepsine cevap vereyim, dedi annesi. Annesi ellerini yıkayıp Erdem'in yanına oturdu. Hadi bakalım, sorularını tek tek cevaplayalım. 1. Akşam biraz geç bir vakitte burada olacaklar. 2. Tabii ki misafirlerimizi karşılamaya gidebilirsin. 3. Bebek 3 aylık oldu. 4. Kısmetse bizde bir hafta kalacaklar. Erdem kıkır kıkır güldü. Annesinin böyle tatlı tatlı cevap vermesi çok hoşuna gitti. Heyecandan yerinde duramıyordu. Akşamı beklemek zorundaydı. Bir şeyler yapmalıydı ama ne? Önce oyuncaklarıyla oynamayı denedi. Geçen gün okulda yaptığı çorap kuklalar aklına geldi. Kuklaları ellerine geçirdi. Sağ elinde bembeyaz bir kuzucuk, sol elinde sapsarı bir ördek vardı. İkisini konuşturmaya başladı. Hey, bak bak kardeş. Sen suyu seversin. Sıkılmadın mı şu oyuncak sepetinin içinde? Sen de yemyeşil çayırlarda zıplamak istersin kuzucuk. Ama işte burada benimle aynı sepettesin. Erdem'e söylesek de bizi dışarı mı çıkarsa acaba? Hadi bakalım biraz gezdirelim söylesin de bizi. Erdem tam o sırada dayısının geleceğini hatırladı. Tamam, eğer erkenden uyumazsanız dayımları karşılamayı siz de götürürüm, dedi. Ama akşama kadar çok vakit vardı. Erdem kuklaları bıraktı. Biraz da oyun hamuruyla oynamak istedi. Hamurdan rengarenk balıklar yaptı. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, büyük, küçük, çeşit çeşit balıklar çok sevimli görünüyordu. Sonra yaptığı balıkları babaannesine gösterdi. Babaanne, bak balıklarıma, diye tebessüm etti. Babaannesi, maşallah oğluma, ellerine sağlık, ne güzel balıklar bunlar, dedi. Sonra da o balıkları koyacakları bir kap yaptı. Birlikte harika zaman geçirdiler. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Erdem'in babası misafirlerin gelmek üzere olduğunu söyledi. Erdem ve babası otogara gitmek için evden çıktılar. Tabii Erdem kuklaları unutmuştu. Otogara vardıklarında dayısı ve yengesi otobüsten inmişti. Erdem koşarak yanlarına gitti. Dayısının kucağındaki bebeği gördü. Yanakları tombul tombul bir bebekti. "Aa, bu nasıl bebek? Kocaman yanakları var," dedi. Ve ondan sonra hayretle "Maşallah," dedi. Hikayemiz de burada bitti. Ama hikayede bir kelime vardı. Bakalım bu kelimenin manası ne? Sorulara geçmeden önce ben maşallah kelimesini söylemek istiyorum size. Çocuklar, maşallah ne demek biliyor musunuz? Allah'ın dilediği şey, Allah'ın dilemesi anlamına geliyor. Yani Allah isterse olur anlamında. Allah dilerse her şey olabilir. Ne güzel bir manası var değil mi çocuklar? O zaman her işin başı inşallah ve maşallah. Eğer Allah dilerse, isterse oluverir. Sorulara geçelim mi çocuklar? Sorular şöyle. Hikayede kimler vardı? Kim vardı? Bir kere hikaye kahramanımız Erdem. Evet, Erdem'in annesi, babası. Bir de kim vardı hikayede? Dayısı vardı değil mi çocuklar? Dayısı geldi. Hem de küçük bir bebekle beraber. Bir de babaannesi var değil mi? Beraber yaşıyorlar. Dedeleriyle beraber. Cuma günü Erdem için neden özel bir gündü? O gün ne oldu? Evet, Erdem'in ilk karne günüydü. Okula yazılmış bu sene Erdem ve ilk karne günü cuma günüydü. Çok heyecanla bekledi o gün, hatırlıyor musunuz? Erdem'i evde bekleyen güzel haber neydi? Kim gelecekti? Tatil için dayısı gelecekti. Çok mutlu olmuştu dayısını duyunca. Erdem misafirleri beklerken nasıl vakit geçirdi? Ne yaptı çocuklar, hatırlıyor musunuz? Çoraptan kuklalar yapmışlar okulda. Onlarla oynadı. Sonra rengarenk hamurlarla balıklar yaptı ve babaannesiyle vakit geçirdi. Siz de oynuyor musunuz oyun hamurlarıyla?
Sonra kuklalar yapıyor musunuz? Mesela çoraptan rengarenk kuklalar yapabilirsiniz. Sonra böyle ellerinize takıp oynatabilirsiniz çocuklar. Misafirler kaç kişiydi? Gelen misafirler hatırlıyor musunuz? Dayısı, dayısının eşi ve bir de bebek vardı. Yani toplam 3 kişilerdi. Biz de Erdem ve ailesine, özellikle yeni gelen bebeğe maşallah diyelim ve hikayemiz burada bitsin. Gökten 3 elma düşmüş. Biri size, biri bana, diğeri kime olsun? Evet, Erdem'in ailesine olsun. Allah'a emanet olun çocuklar. Kendinize iyi bakın, olur mu? Güzelliklerle kalın.